İnsan vücudu çok sayıda elementten oluşuyor. Bunlar başlıcaları hangileri? Hücrelerimizin ömrü ne kadar? Ölen hücreler ne oluyor? Hücrelerimiz yenileniyorsa neden yaşlanıyoruz? Evet, vücudumuz en az 25 elementten oluşuyor. Ancak vücut kütlemizin %99'a yakınını 6 element oluşturuyor. Bunlar oksijen %65, karbon %18, hidrojen %10, nitrojen %3, kalsiyum %1,4, fosfor ise %1,1'dir. Geri kalan %1,5 kısmı ise potasyum, sülfür, sodyum, klor, magnezyum ve eser miktarda bor, krom, kobalt, bakır, flor, iyot, demir, manganez, molibden, selenyum, silikon, kalay, vanadyum ve çinkodan oluşur. Bu elementler vücudumuzu oluşturan 37 trilyon kadar hücrenin yanı sıra hücre zarının dışında kalan hücre dışı yapılarda da bulunur. Ortalama bir erkek vücudunun %60'ı sudur. Bu 42 litreye tekamül eder. Bunun 23 litresi hücrelerin içinde, 19 litresi ise hücre dışında yer alır. Hücre dışı suyun 8,4 litresi dokular arası sıvı, 3,2 litresini ise kan plazma sıvısı oluşturur. Hücrelerin ömrü ne kadar? Vücudumuzdaki hücreler ortalama 7 ila 10 yılda bir yenilenmekle birlikte her hücrenin ömrü aynı uzunlukta değildir. Nötrofil hücrelerinin ömrü, yani kandaki bir tür akü var, sadece 2 gün iken göz lensinin ortasında yer alan hücreler ömür boyu bizimledir. Hatta beyin hücrelerinin ömrü bizimkinden çok daha uzundur. 2013'te araştırmacılar yaşlı farelerden aldıkları nöronları daha uzun ömürlü sıçanlara nakletmiş ve iki fare ömründen çok daha uzun yaşadığını görmüştü. İşte bazı hücrelerin ömrü. Beyin hücresi 200 artı yıl, göz lensi hücresi ömür boyu, yumurta hücresi 50 yıl, kalp kası hücresi 40 yıl, bağırsak hücresi 16 yıl, kas hücresi 15 yıl, yağ hücresi 8 yıl, hematopoyik yani kan yenileyici kök hücre 5 yıl, karaciğer hücresi 10 ila 16 ay, pankreas hücresi ise 1 yıl ömürleri vardır. Ölen hücreler ne olur? Vücudumuzun dışında veya sindirim sistemimize yer alan hücreler öldüğünde vücuttan atılır. İçerideki ölü hücreler ise vücudumuzu hastalıklardan koruyan akciğerler tarafından tüketilir. Ölü hücrelerden sağlanan enerjinin bir kısmı yeni akciğer hücrelerinin yapımında kullanılır. Hücrelerimiz yenileniyorsa neden yaşlanıyoruz? Vücudumuzda akciğer hücreleri gibi kimi hücreler sadece birkaç saat yaşarken deri hücreleri birkaç hafta, beyin hücrelerin çoğu da 10 yıllarca yaşar. Ancak birçok hücre yenilense de bunun gerçekleşmesini sağlayan süreçlerde zamanla aksamalar olur. Hücre üretimi için talimatları taşıyan DNA'lar zamanla hasar görür ve hücre bölünmesini engeller. İşte bu durumdan dolayı yaşlanma meydana gelir. Bilimle kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın, hoşça kalın.